بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مائدة سورة 27 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ularga Adamning ikki o'g'lining xabarini haq bilan tilovat qilib bergin. O'shanda ular qurbonlik qilishdi. Ulardan bittasidan qabul qilindi va boshqasidan qabul qilinmadi. Qasamki albatta seni o'ldiraman dedi. Narigisi albatta Alloh taolo muttaqinlardan qabul qiladi dedi. Suyuti aytayaptilar tafsirda. Vatulu ya Muhammad. Ey Muhammad, tilovat qilib bergin. Alayhim ala qavmik, qavminga. Naba'a xabara ibnay Adam. Adam alayhissalomning ikkita o'g'lining xabarini. Lihabil va Qabil. Habil bilan Habilning qissasi. Bil haqqi haq bilan muta'alliqun bi utlu, utluga muta'alliq. Ya'ni haq bilan tilovat qiling. Ya'ni haq bo'lgan holatda. Iz qarraba qurbanan ilallohi. O'shanda ular Alloh taologa qurbonlik qilishdi. Va huwa kabashu Habil va zar'u va zar'un li Qabil. U Habilning qo'yi, qo'chqori va Qabilning ekinidir. Bug'doy deb zikr qilinadi. Fatuqbila min ahadihima. Ulardan bittasidan qabul qilindi. Va huwa Habil. U Habildir. Ya'ni Habildan qabul qilindi. Bi'an nazalat narun minas sama. Osmondan o't tushligi bilan fa'kalat qurbanahu. Va uning qurbonini yeb ketishlik bilan. Osmondan o't tushib uning qurbonini yedi. Mana shu uning qurbonligini qabul qilishligi bo'ldi. Va lam yutaqabbal minal axir. Narigisidan boshqasidan qabul qilinmadi. Va huwa Qabil. Va u Qabildir. Ya'ni Qabilning qurbonligi qabul qilinmadi. Fa g'adiba g'azablandi Qabil va azmara al-hasada fi nafsihi. Va ichiga hasadini yashirdi. Ilan hajja Adam, Adam alayhisalom hajga ketguniga qadar. Hajga ketgandan keyin dadasi yo'qligida, otasi yo'qligida ukasini o'ldirdi. Qolalahu laqtulannak. Qabil Habilga aytdiki, qasamki albatta seni o'ldiraman dedi. Qola lima? Nima uchun dedi? Qola li taqabbuli qurbanik duni. Men emasda seni qurboning qabul qilinganligi uchun dedi. Qola innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Shunda Habil aytdiki, albattaki Alloh taolo muttaqinlardan qabul qiladi dedi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda, Maida surasi 27 oyatida koinotdagi eng mashhur, eng katta bir voqea to'g'risida xabar beryapti. Payg'ambarimizga buyuryaptiki, vatlu alayhim. Ey Muhammad alayhisalom, ularga tilovat qilib bergin. Qani tilovat qilib, chiroyli qilib aytib berishlik, xabar berishlik. Adam alayhisalomning ikkala o'g'li Qobil bilan Habilning to'g'risidagi voqea xabarini haq bilan, haq bo'lgan holatida, haqni bayon qilgan holatda, haqda bo'lgan holatingda tilovat qilib bergin. Alloh taolo mana vatlu deyapti, buyuryaptimi? Bu buyruq birinchi Muhammad alayhisalomga keladi, undan keyin kimiki Qur'onni qo'liga ushlasa shunga keladi. Bizga ham Alloh taolo buyuryapti. Har bittamizga. Mana shu voqeani tilovat qilib beringlar. Mana qo'limizdan kelganicha biz bu narsalarni insonlarga yetkazishligimiz kerak, da'vat qilishimiz kerak, tabliğ qilishligimiz kerak. Dars berib, va'z qilib, da'vat qilib, yetkazib, nasihat qilib, butun dunyoga yetkazishligimiz kerak bu oyatlarni. Adam alayhisalomning ikkita o'g'li. Kim ular? Bu yerda ikkita tafsir bor. Birinchisi o'sha mashhur bo'lgan tafsir
Cumhurning tafsiri to'g'risi ham shu. O'sha loydan yaratilgan va butun insoniyatning birinchi otasi bo'lgan Odam alayhissalomni o'zining ikkita o'g'li Qobil bilan Habil. Shular to'g'risidagi voqea. Mana shu bitta tafsir maqbul bo'lgan mashhuri shudir. Yana bitta tafsir bor. U tafsirga ko'ra aytiladiki, bular Odam alayhissalomni o'zini o'g'illari emas. Ya bani Adam, ey odam o'g'illari deyilganda bizga ham aytilgan bo'ladi-ku. Bu yerdagi odam va odamning ikkita o'g'li deyilganda Bani Isroildan bo'lgan deyishadi. Bani Isroildan bo'lgan ikkita odam o'rtalarida janjal qiluvdi, to'polon qilishuvdi, keyin bittasi bittasini o'ldiruvdi. Shuni qissasi degan tafsir ham bor, lekin bu zaif, g'arib bo'lgan tafsir. Demak, birinchi tafsir to'g'ri bo'ldi. Odam alayhissalomning o'zining ikkita o'g'li. Ular kim? Rivoyatlarda keladiki, masalan, Qur'onda zikr qilinmayapti, Qobil, Habil deyilmayapti. Rivoyatlarda aytilmayapti. O'sha kattasi Qobil, keyingisi Habil. Shularning qissalari voqeasi bo'lgan voqeadir. Ikkalasi qurbonlik qildi. Endi nima uchun qurbonlik qildi? Bu yerda ham ikkita tafsir bor. Ba'zilar aytadiki, qurbonlik qilganligini ya'ni Allohning rizosidan boshqa, ya'ni ibodatdan boshqa bir sababi bor edi deydi. Ba'zilar aytadiki, yo sababsiz deydi. Sababsiz deganlarga ba'zi rivoyatlarda keladiki, Odam alayhissalom o'g'illari bilan o'tirib shuni gaplashib, shunda o'g'illar aytdiki, bir qurbonlik qilsak, Alloh rizosi uchun deyishdi. Keyin qurbonlik qilishdi. Alloh taolo bittasini qabul qildi, bittasini qabul qilmadi. Qabul qilinmagan hasad qildida, keyin ukasini o'ldirdi. Shunday rivoyatlar ham bor. Bu rivoyat oyatni zohiriga muvofiq. Oyat zohiriga qarang, iz qarroba qurbanan. O'shanda ular qurbonlik qilishdi, birdaniga o'tib ketyapti Alloh taolo. Endi boshqa rivoyatlarda aytiladiki, endi Odam alayhissalom va Havvodan boshqa hech kim yo'q yer yuzida, ya'ni inson zotidan. Odam bolasi inson zoti ko'payishlik kerak. Majburiyat bo'lganligi uchun, boshqa chorasi bo'lmaganligi uchun Odam alayhissalomning shariatida aka bilan singilni uylanishligi joiz bo'ldi. Ular uylanmasa, chunki boshqa zurriyat ko'paymaydi. Odam alayhissalomdan Havvo onamizdan tug'ilgan hamma aka-uka ular bir-biriga uylanilmaydi, inson ko'paymaydi. Shuning uchun Alloh taolo izn berdi. Va shu rivoyatlarda aytilishiga qaraganda Havvo onamiz har tuqqanda egizak tug'aradi. Bir o'g'il, bir qiz. Bir o'g'il, bir qiz tug'aradi. Keyin o'sha biroz farq bo'lsin deb, bilasizlarki, shariatda farqi bo'lishlik kerak bo'lgan narsalar qo'lidan kelganicha farq qilinadi. Farq bo'lsin deb egizaklarni bir-biriga aralashtiradilar. Masalan, bu yil bir qiz, bir o'g'il tug'ildimi? Ikkalasini uylantirmas edilar. Keyin yana bir qiz, bir o'g'il tug'iladi, ularni aralashtiradilar. Bu yilda o'g'liga, keyingi yilda qizini beradi. Oldingi yilda qizini, keyingi yilda o'g'liga beradi. Shunday qilardi, keyin qorin boshqa bo'lardi. Tushundingiz? Egizak aka-uka emaslar. Yil e'tiboridan aka-uka-yu, lekin bir yilda tug'ilmagan. Shunday taqsim qilinardi. Keyin Qobil bilan tug'ilgan qiz nihoyatda go'zal edi. Qobil bilan tug'ilgan qiz unchalik go'zal emas edi. Endi eski taqsimga ko'ra Qobil bilan tug'ilgan qiz, ya'ni uni singlisini Habilga berishlik kerak. Eski odatga ko'ra. Shunda Qobil qarshi chiqdi bunga, yo'q dedi. Bu singlim men bilan tug'ilgan dedi. Men o'zim uylanaman. Uni Habilga bermayman dedi. Ki Odam alayhissalom aytdiki, bizning tartib shu. Seni singling chiroyli bo'ladimi, chiroyli bo'lmaydimi? Habilga beriladi, senga berilmaydi. Ikkalasi tortishgandan keyin Odam alayhissalom aytdiki, bo'lmasa qurbonlik qilinglar. Kimni qurbonligi qabul qilinsa, mana shu go'zal qizimiz shunga beriladi dedi. Shunda qurbonlik qilishdi. Qurbonlik qilishdi, Habilniki qabul bo'ldi. Shu bilan Qobil ikki taraflama hasad qildi. Ham qurbonligi qabul bo'lganligi uchun, ham yaxshi ko'rgan qizni ketib qolganligi uchun. Endi bu rivoyat agar sahih bo'lsa, ixtilofga ayol kishi sababchi bo'lyapti. Aka-ukani buzilishiga ayol kishi sababchi bo'lyapti. O'g'il bilan otaning o'rtasini buzilishiga ayol kishi sababchi bo'lyapti.
ve bir insanda katil buluşuyor, bir insanda maktul buluşuyor, adam katil kılıçlığa ayol kişi sebepçi buluyordu. Ve bir insanda bedbah buluşuyor, kabildi bedbah buluşuyor, ayol kişi sebepçi buluyordu. Şunun için Allah Teala dedi ki, inne keyde künne azim. Elbette siladı makirleriz, nuhatta uluğudur, nuhatta büyüktür dedi. Şimdi bir de hazır ayol kişi sebepçi böyle yaptı. Lekin ayol kişi kıldı demeyiz. Ayol kişi kılmadı bir yolda. Lekin ayol kişi sebepçi böyle yaptı. Ayol kişiden tahsillenip böyle yaptı. Şunun için demek ki ayol kişi uzun zat eder, takva dar. Hiç kendi zararsız buluşu mümkün. Lekin ayol kişinin takva darlığı yetmez. Yani. Şunun için şeriat ayda ki ayol kişi takva dar mısın, takva darmaz mısın, üyinde oturuyun deyiz. İlacı var ki insanlardan uzak bugün deyiz. Elbette şeriat görsetken, görsetmeliye göre. Mutlaka ayol kişinin hamlasından mahrum kılıp bir bütçeye tık koysam caizmez. Ayol kişinin hem cemiyette uzun yeri var. Lekin bizim maksadımız hazır bana taşkadığı halet. Köçelerde münakli yürüyüşler yok. Hem işlerde hatınlarla tavşırışlık yok. Hatınlarla harlaşlık. Hizmetkarlar, dükkanlara girsiz, daha yürüyüp gelediyenler, kızlar, hatınlar. Yani bu narsalar duruşmaz. Şu köçeden yürüyen ayarlar zaruretten çıksa başka mesele, lakin kör yaşlarız, köçedeki haletlerin köpçülüğü hatınlara götürüp gitti. Bu hatınlar kançanı takvadar bulup, hicabli bulup, şeriatki uzun hılap kımasayam, lakin etraftakiler ondan tahsillen uğradı. Bu hatın zarar verişti niyet kimiydi, ahliyem kimiydi zarar veriş. Lakin etraftakiler tahsillen uğradı. Ve bana bunu diye katillerine alıp başı mümkün. Ayollardan ta'sirlanishlik. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, men ummatimga o'zimdan keyin ayollardan ko'ra zararliroq fitnani tashlab ketmadim dedilar. Bu ummat uchun ham eng zararli fitna bu ayollar fitnasidir. Shuning uchun ayollar masalasida nihoyatda ehtiyotkor bo'lishlik kerak. Shuning uchun mana bunday ishlarga iloji boricha ayollarni aralashtirmaslik kerak. Diniy xizmatlarda aralashsin. Hadija onamizdek, Fatima onamizdek, Oyisha onamizdek, Maryam onamizdek, Osiyo onamizdek bo'lsin. Lekin diqqat qilishlik kerak. Qurbonlik qildilar, qorroba qurbanan. Nima qurbonlik qilishdi? Qobil dehqonchilik qilar edi. Shuning uchun bir bog' bug'doy olib keldi. Har xil rivoyatlar bor. Ba'zilar aytadiki, oddiy bug'doy olib keldi, ba'zilar aytadiki, bir eski yomon hosildan olib keldi. Yaxshisini olib kelmadi. Qobil esa cho'ponlik qilar edi. Shuning uchun u bir qo'chqor olib keldi. Semiz, katta, eng yosh qo'chqorni sudrab keldi. Ulamolar aytadiki, shu Qobil eng o'zining hosilini, ya'ni qo'lidagi mulkini eng yaxshisini olib kelganligi uchun Alloh taolo undan qabul qildi. Ham zohiran ham go'zal amal qilyapti, ham ixlosli edi. Qobil esa o'zini hosilini, shu ekinini, yomonini olib kelganligi uchun va niyati ham yaxshi bo'lmaganligi uchun Alloh taolo undan qabul qilmadi. O'rtaga qo'ydilar. Hamma turibdi. Odam alayhissalom ham bor, Qobil Qobil ham bor. Va Alloh taolo o'zi biladigan boshqa shohidlar ham bor. Ki osmondan o't tushib Qobilning shu qo'chqorini yondirdi. Ya'ni qurbonlikni qabul bo'lishligining alomati shu edi o'sha davrlarda. Osmondan o't tushib yonib ketardi. Yani bu nasıl ayet hadislerde sabit bo'lganlar. Hani ganimetler meselesi deyip geliyordu ki sahih hadislerde ayetlerden var. Ganimet meselesi de ben İsrail ganimet ularga hal olmazdı. Caizmezdi. Ortaya koyuşardı Osmanlı'na uçuşup yanıp giderdi o. Ben İsrail deyim şunu deyordu. Ganimetler ortaya koyulardı Osmanlı'na uçuşup ganimetler yanıp giderdi. Eğer yanmasa içerdi ki demek hıyanet var bir yönde. Kim aldı ganimetten? Kim uğurluk kıldı? Oğullan gelirse ortaya koyardı ki asmandan uçuşup yanıp gitardı. Allah da şimdi kudretini gösterdi. İnsanlar da terbiye kılıyordu astazekin. Kin elhamdülillah Muhammed Aleyhisselam'a ve o kün ümmetine ganimet helal kılındı. Bazı kitaplarda geldi ki Qobil bilen Qobilning ata almışıp geldi. Yani Qobil koy kurbanlık giyen, Qobil buğday kurbanlık giyen dedi. Bunlar en zayıf bugün rivayetler. Köpçülük rivayet giyen. Ve meşhur bugün kavul hazır bize etkenimizdi. Qobil koçkar kurbanlık kıldı. Qobil ise buğday.
Bazıları aytadı ki, endi bu tafsir, tafsir kitaplarda keladi, vallohu alam. Subutini, haqiqatini. İbrahim aleyhisselamga jo'natilgan qo'y mana shu qo'y deyishadi. Shu qo'yda Alloh taolo jannatda o'zi tarbiya qildi, boqdi, tayyorladi. Keyin İbrahim aleyhisselam zamonida o'g'li Ismoilni qurbonlik qilaman deganda shu qo'yni Alloh taolo jo'natdi deyishadi. Qo'shqar kelgan-ku İbrahim aleyhisselamga. Qayerdan kelgan degan savollar bo'ladi. Ulamolar dediki, mana shu qo'shqar deydi. Lekin vallohu alam. Bular shu tafsirlarda zikr qilinadi-yu, lekin subutu, sanadi ve hakikatini Allah biladi. Bittasidan kabul kılındı. Nargisidan kabul kılınmadı. Kabul kılınmagandan keyin hasad kıldı o. Yani yukarıda aytganimizdek, eğer sebepsiz kurbanlık kılıngan bulsa, nimaga seni kurbanlığın kabul buldu, meniki bu madde hasad kıldı. Ayol kişi meselesi erleşmese. Bunda bana dünyada insanlarda ortasında bunu yaptırken birinci cinayetinin sebebi hasad bunu yaptı. Nereki isteyem oza hasadın bunu yaptı. Bana şeytanını kıyan isyaniyem hasattan bunu yaptı. Adam aleyhisselam'a hasad kıldı. Ve Kabil hem Habil'de öldürmesi bunu yaptı. Yukarıda etken bütün cinayetlerimiz buladı. Fakat yine katılmaz ki erkek ülken ortasındaki zulüm, düşmanlık, silah-ı rahimde taşaslık. Ki Kabil'in Adam aleyhisselam'ın ortası büzülü yaptı. Atabalan ortası. Yani Adam aleyhisselam adli bir ataması da peygamberidir. Ve insaniyet tarihinde birinci madde katil bulu yaptı. Şunların hepsi yine hasad sebepçi bulu yaptı. Hasad. Adı nasıl görünür diyor, lakin katilge alın buradır. Adam öldürüş gibi. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam köp güne sahih hadislerde hasattan kattığı mankiyeler. Ve Allah-u Teala başka ayette diyordu. Min şerril ve min şerri hasidin izâ hasad. Hasadçı hasad kıyandı. Onun şerriden kul a'zu bi rabbil felak. Falakning Rabbisiga sig'inamadi aytgin deyapti Alloh taolo. Shuning uchun hasaddan jirkanishligimiz kerak. Hasad insonni halok qiladigan, qatlga olib boradigan narsadir. Sarohatan aytyapti, la aqtulannak. Albatta men seni o'ldiraman dedi. Endi suyut aytyaptilarki, buni yashirib yurdi. Odam alayhissalom hajga ketgandan keyin aytdi deyapti. Bu yerda ham ikkita qavl bor. Bittasi shu Qobil Odam alayhissalomdan otasidan qo'rqdi, xijolat bo'ldi-da. Biladiki otasi hajga boradi. Hajga ketgan vaqtida mana shu qabih niyatini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Odam alayhissalom hajga borardilar. Haj umra qilardilar. Ve bütün payg'ambarlar hajga borardilar. Ya'ni o'sha hozirgi Ka'bani haj qilishardi. Hozir biz hajga borishligimiz, umraga borishligimiz faqatgina Muhammad alayhissalom zamonidan boshlangan narsa emas. Bütün payg'ambarlarning qilgan amali bu. Yukarıda emettirildi ki o. Adam aleyhisselam hacca gitkenden ki sefer uzağa bilesiler. O vaxtda hazır imkaniyetler yok. Galiben piyada var gelirler. Bazı rövetlerde gelirdi ki piyada hacca var gelirler Adam aleyhisselam. Vakt gitmedi. O şey vaxtda öldürüldü ülkesini. Kabil Habil'ni Adam aleyhisselam hacca gitkenden öldürdü. Kegenden ki bilip elbette Adam aleyhisselam kat hafı bulurlar. Bazı rövetlerde gelirdi ki Adam aleyhisselam hacıya geçtiğini kütmedi. Adam aleyhisselam bağırdı, bağırdı, lakin fırsat payla yürüdü. Bir günü karadaki ülkesi tağlarda yürüdü, koy bakıp, hiç kim yok. Şimdi arkasından gelip, urup öldürdü deyiz. Bazı rivayetlerde okula yaptırırken de gelip öldürdü deyiz. Bazı rivayetlerde dedi ki, bir günü keç kaldı, Adam aleyhisselam Kabil'e etti ki, Habil keç kaldı, bar abkeyin ülkeyini. Dedi ki, yine bu gitti de, bana indi vaktinde taptığımdı, şimdi öldürdü deyiz. Ve her hal rivayetler var. Kandı öldürgenliği torstaya ıhtılaflar var. İslam ulamalarının rivayet kılışı yakarken de temir bile öldürdü ya ki taş bile öldürdü deyiz. Ya arkasından kere öldürdü ya ki şu uhlaya türgenliği. Ahli kitap Yahud ve Nesnaliyat'a de ki boğup öldürdü deyiz. Boğup çişler öldürdü deyiz. Çünkü adam öldürülmeyken ki öldürüştü bilmeyiz. Hayvanlar dikiyordu ki birbirini çişler öldürü yaptı. Çünkü Kabil Habil'e çiçler öldürdü deydi. Yani bazı vatlarda etinledi ki kendi öldürüştü bilmedi, şeytan kere öğretti deydi. Mekke maksimum öldürmek için ben. Bilmiyorsam mı yok. Şu taş bile başı yuğrasam. Öyleydi. Her rivayetler var. Hakikatini Allah bilir. Hakikatta kendi buldu Allah bilir. Netice şu ki öldüremem dedi. Ve öldürdü yani.
Yani şu öldüremen degen de, hasad için etken de yine ülkesi bile yaptı hali. Doğru mu Muhyiddin? قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Elbette Allah-u Teala takva dağlardan kabul kıladı. Yani dedi ki, ben takva kıldım, Allah kabul kıldı. Sen takva kılmadın, Allah kabul kılmadı senden. Bu nasihat diye yapıyor. Ülkes kançarı şirin yapıyor, güzel yapıyor. Takva kıyanın dedi, takva kıl diye. Bu meseleni öldüremendi, koparlık kıyanlığı, bu kişiyen koparlık kıyanı yok. Sen kimsen beni öldüresen, falan müstahın. Deme yaptı. Meseleni öldüremen, deme yaptı. Hayat yaptı ki Allah-u Teala takvadarlardan kabul kılın diye yaptı. Takvadar bul, seninkini de kabul kılın diye yaptı. Ben elhamdülillah takva kıldım. Allah-u Teala beni hidayet kıldı takva gel diye yaptılar. Ve bu ayet, şunu da geçen anladı ki, köp tafsirlerdeki ile yaptı. Ayetlerini ve ayetinin bölümlerinde iki yıl tafsiri var. Biri uzun vakiyesi getirecek tafsiri, hazır getkenimize. İkincisi umumi tafsir. Şu ayeti alıp kanun kılasın. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah-u Teala fakat yine takvadarlardan kabul kılar. اِنَّمَنِ بِلَسْلَرْ حَسِرُ için gelir. Kimi ki takvadar bulsa fakat yine şundan kabul kılar Allah-u Teala. Takvadar bulma gelenlerden kabul kılmıyor. Kur'an diyen هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ dedi ki Kur'an fakat yine takvadarlarına hidayet. Ve amelimiz kaçan kabul buladı? Takva kısık. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kimi ki Allah'tan korksa Allah'tan onge mehreç biraz. Bütün müşkülatlardan çıkardıkken bir yol biraz. Namazımız kabul buluşmak için takvadar buluşumuz gerek. İlmimiz, dini hizmetlerimiz, infaklarımız, hicretimiz, cihadımız, davetimiz kabul buluşmak için, dualarımız kabul buluşmak için muttakin buluşmakımız gerek. Takvadar buluşmakımız. Ve takvanın dereceleri var. Şu ötken derslerde hususen Bakara suresinin başında etilindi. Hudalil muttakinde etilindi. Takvan dereceleri. Kıyamet günü de muttakinlerine Allah'a da muamele kılınladı. Görüyorsunuz ki bu ayetlerinde Allah Teala onları vakti yaptı. Ve takva Allah Teala'nın en katta nimetidir. Mumin'e verilen en katta nimet takvadır. Yani Allah'tan korkuşluk. Yani demek ki takvadar bulunuk. Şimdi Allah Teala kabul kıladı. Olmasan kabul kılmayacak. 28. ayet. La in basatta ilayya yadak li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayk li aqtulak. İnni akhafu Allah rabbil alamin. Agar sen menga qo'lingni uzatsan, meni o'ldirishliging uchun. Men seni o'ldirishlik uchun senga qo'limni uzatuvchi emasman. Albatta men olamlarning robbi bo'lgan Allohdan qo'rqaman. Suyutiyeti yaptılar. La'in, lamu qasam. La'in, agar dagi, bitdagi lam, qasam lamıdır. Qasam ki deyip. Basab da, yani medet de deyip. Çözsin, uzatsin deyip. Acid kanunlarını bilesler. Ta'nı, sıfatını çıkarasın da, T'ye idgam kurasın. Basab da. İsteyarlı az sıfatını çıkarıladı, ta'uzu çıkmaydı. Kim ta'a kılıp çıkarasın. Kulini menge uzatsin. İleyye yedeke li tehtulani ma ana bi basitin yediye ileyke li ehtulak inni akhafu Allah rabbel alemin fi katlik seni öldürüşlükte alemlerinin Rabbi Allah'tan korkaman dedi. Bana Habil kasam içi ver deyip, la in deyip. Kasam içemen ki agerçe sen kulini menge uzatsen beni öldürüşlük için deyip. Biz bu kıssalardan hisse çıkarışlığımız gerek. Adam öldürüşlüğünden kattı hasar kılışlığımız gerek. Adam öldürüşlük İslam dininde ve alemde, kainattaki en katta günahtır. En katta günah. Çünkü şu habilet yaptı ki, sen beni öldürüşlük için kulini uzatsın, ben seni öldürüşlük için kulimi uzatı için mesmen diye yaptı. Ayetteki hikmetlerine, mucizelerine kalın ki, la in basatta uzatsan de fel kele yaptırıyor da. Fel. Ötken zamanda, sen başlasın diye yaptı. Sen başlasın ve şu amel, şu cinayetini, şu kabahatını amelge aşırsın hem. Ve senin maksadın li taktulani beni öldürüş busayam. Ma ana bi basitin. Men uzatucu emas men. Qarin basit isim fail bu kiliyat. İsim bu kiliyat. İsim istimrarge davlat kılad. Men hiç kaçan senge kolumu uzatmayman diyat.
Mutlaka uzatmaydı mı? Yok. لِأَقْتُلَكَ Seni öldürüştüğü için uzatmayayım ben. Ha, uzunu himaye kılıştığı için uzatardı. Çözdün mü? Seni öldürüştüğü için kolumu uzatmayayım ben. Sen beni öldürmekçi bu sinem. Kalin basat da kol uzattın. Ben beraber seni öldürüş niyetine varmayayım ben. Bana hadislerde hem maskeli orada çeker tafsirge. Hadis kitaplarında okudular. Aldığından bu mavzular öttü. Bir iki tane mumunda ortasında bir uruş çıkmaladı gambusa, öldürüşte niyet kılmasın. Bunun şerrine def kılıçta niyet kılasın. Öldürüşte niyet kılsız günahkar kılasın. Sizge oğru ya ki bir zalim hücum kıldı, öldürmekçimiz, öldürmekçimi miyim? Yani öldürmezlik niyetimden def kılasız, uğrasız, uğruşasız, atasız. Şimdi ölüp kalsa, siz adam öldürürken günahı da amiyesiz. O yüzden himaye kılıyorsunuz. Lakin öldürüş niyette bulunduğun olsa onda günahkar bulasın. Yani tahdit kılışız mümkün, öldüremen seni deyişiz mümkün. Tahdit. Ama niyet kılmasını kesin. Birbirini öldürüşte niyet kılıp vuruşken iki tane Müslüman, ikilesi hem finler. Hadislerde okuyanlar dedik. Yani katil ol maktulu finler. Öldürgenem, öldürülgenem, cehennem dediler. Sahabeler hayran buldu. Öldürgen de bildik. Öldürülgen ki, ettiler ki, lennehu kene harisan ala katli sahibihi. Bu, şu dostunu öldürüşke haris edildi, öldürmekçi diyor. Küçük yetmedi, şunun için öldü o. Müslümanların ortasındaki bütün cenglerde meselesi bana şu. Öldürüş niyette bu mesele. Habil'den ibret alınsın. İnni ehafu Allah'a Rabbel Alemin, bütün alemlerin Rabbi Allah'tan ben korkamam diyemiz. Elbette korkamam diyemiz. Yani bu kişiler ilimli insanlardı. Adam Aleyhisselam'da terbiyesini alıyor, Peygamber'de terbiyesini alıyor. Kalın kancayla küçülü, acayip geplerdi, gepleri yaptılar. Demek bana kafirler, kemunistler, dehrilerinin insanlarda başlangıcı gibi bir cehalet dedi, işte sana bilmez dedi. Diyen gepleri küfürdür, doğrulattır, iftiradır. Adam Aleyhisselam ve o kişinin ailesi hem vesile ilimli insanlardı. Belki kabildi, şimdi şeytan vesvese kıldı. Allah kaderde varken bu başka mesele. Daim, bütün zamanlarda yaşlı insanlar bu geldi, yaman insanlardan bulan elbette. Şunda yaşlılıkla yamanlıkta ortasında mücadele ve mücahede buladı. Bazılar bu ayetine şunda tafsir kıladı ki, sen beni öldüremendim, taşlansınam ve sen hiç kolum uzatmayayım ve inneme yeteruramam diyeceğiz. Ve bazen şunda şahli ediyem. Kabil, habildi öldüremendim, taşlandı, o inneme yeterupdu deydi. Bu duruşmaz, bu caizmez. Çünkü yani yukarıda ettim, uklayıp dururken halette öldürdü ya ki arkasından gelip öldürdü. Bir adam siz bilmeyen haletinizde kelip hücum kılıp öldürse bunun meselesi başka. Lakin aldığından kel yaptı, koluya kural agen ve taş agen, öldürememdir kel yapsa inlemeye türüp versiniz, günahkar burası. Caizmez. Hem bunu katıl kılışıca yardımcı bugün burası, inlemez de gizimden. Hem o sizi katıl kılınışıca gizge razı bugün burası. İki taraftan günahkar burası. Bir adam sizi öldürmekçi olsa o sizi himaye kılıştığı giz farz burası. Farz burası o sizi himaye kılıştığı giz. İnne metru bir şeyden günahkar bulasın. Şunun için ettim karin. Ma ana bi basitin yediye ileyke degene mutlakamaz. Men senge kolumu uzatı uçmaz mı? Degene mutlakamaz. Li aktuleke seni öldürüştü gücü uzatmak uçmaz mı? Peki himaye kılıçdaki vacip buladı, farz buladı. Kim bu sebebi? Dedez öldüremendi sen. Dedem ki o yüzü bilesin demeli. Dünyaya kilişmeye sahip çubuk yalnız öldürürün. Eeeendir bu kolum. Kılıçdaki gücü caizmez. Hiç olsa kaçıp gittin. Dediğinizde karşıda kıştık alamazsınız. Yeşil bir çift koyken darvazan, denizden sindirip kaçıp gittin. Sakinin balkonuna. Kayıt kimin dediğiniz oldu? İçen miyim ki yaşlı yapırsa yani? Ya ki yeri kadın uçup kaldı. Yeri öldürmez, kadın kaçıp gitsin. Ya bu zamanda tezgahı sokup koyan ki o. Yeri öldür, kadın öldürmekçi böyle yaptı yerini. Kaçıp gitsin yeri. Ölüp gitmesin bir çare. 29. ayet. İnni uridu en tabu'a bi ismi ve ismik. Fetekuna min ashabin nar ve zalika jazaa'uz zalimin. Albatta men sen meni günahım ve özini günahım bilan qaytishligini xohlayman. Natijada sen cehennem ashablardan bo'lasan ve bu zalimlarning jazosidir. Suyutiyat yaptılar. İnni uridu en tabu'a tercih'a. Albatta men xohlayman qaytishligini, tabu degani tarjih degani.
bi ismi meni günahımla, yani bi ismi katli, meni öldürgenliğin günahımla. Ve ismik ve özünü günahın ellezî tekebtehu min qabl, yani aldın kıygen günahlarımla, katilden başka. Fetekûne min ashabin nâri, neticede kinsin cehennem ashablardan bulasın. Ve la uridu an ebu'a bi ismik izze kataltuke. Eğer ben seni öldürsem, seni günahımla kaçtığımı hala mıyım ben? Fekûne minhum, onda ben cehennem ashablardan bulamam. Kâle Teala, Allah Teala etti ki, ve zâlike cezâ-u zâlimin, yani cehennem egelerden buluşluk, bu zalimlerin cezasıdır. Habil'nin gapi devam etyapti. Bana ta'kid bilan aytyapti. Albatta men shuni xohlaymanki deyapti. Habil nihoyatda mukammal bir uslubda da'vat qilyapti. Qani oldin taqvodor bo'lishga chaqirdi. Keyin Allohdan qo'rqishga chaqirdi. Endi mana natijadan gapiryapti. Agar sen taqvoni tanlamasang, Allohdan ham qo'rqmasang, bunda meni ham gunohim olasan, o'zingni ham gunohing olasan. Sen bu niyatda menga yaqinlashsang, ikkita gunohdan qaytasan. O'zingning eski gunohlaring bor. Qatida niyat qilishlik gunohlarim bor va meni o'ldirganlik gunohing ham bo'ladi. Va unda natijada keyin jahannam ashablaridan bo'lib qolasan. Jahannamiy bo'lasan. Va jahannamiy bo'lishlik bu zolimlar jazosidir, ya'ni zolim bo'lib qolasan. Tabii eng mukammal holatda da'vat qildi, qarang. Da'vat shunday bo'ladi. Oldin fazilatdan gapirasiz, taqvodor bo'lishlikka, keyin Allohning g'azabidan qo'rqitasiz, Allohning azobidan qo'rqitasiz. Bundan ham ta'sirlanmasanglar, buni boshqacha tafsir qilishadi. Meni günahım degani meni hayotimdagi bütün günahlarım deydi. Aytadiki, bir qotil maqtulni o'ldirsa, zulm holatda, zulm qilgan holatda, maqtulni bütün günahlarini götürüp ketadi deydi. Bu noto'g'ri bu. Bir tarafi borki, bir odamni o'ldirdingiz, zulm qilgan holatda. Qiyomatda u haqqini talab qiladi-ku. Shunda sizni savoblaringizni oladi. Savoblaringiz bitgandan keyin u günahlari sizga o'tadi. Bütün günahlari sizga o'tib ketadigan darajada bo'lsa, faqatgina shu suratda bo'lishi mumkin. Sizi bütün o'sha qotil maqtulni bütün günahlarni olishligi faqat o'sha suratda bo'ladi. Boshqa suratda bo'lmaydi. Hatto mavzu hadislar, yolg'on hadislar to'qib olishadi. Qotil maqtulni bütün günahlarni oladi. U bütün günahlardan pokiz bo'lib qoladi degan yolg'on hadislar ham to'qib olishgan. Bu oyatni bunday tafsir qilishdi. Bu oyatdagi maqsad meni o'ldirganligini gunohi bilan qaytasan. Eski gunohlari boshqa masala bu. Qiyomatdagi yani qasos masalasi bu. Qarang, gunoh masalasi, jahannamlik, zolimlar jazosi, bu masala mukammal aytilyapti. Demak, Habil bu darajada olim edi. Mukammal tarbiya ko'rgan insonlar edi. Va albatta Alloh taolo mana bu kalimalar bilan butun insoniyatni tarbiya qilyapti. Bir inson insonni o'ldirmasin haqsiz holatda. Yuqoridagi oyatlarda keldi. Qanchalik qattiq gunohligi. Bo'lmasa mana bu holatlar jahannamiy bo'ladi, zolim bo'ladi. 30-oyat. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Şunda Qobilga uning nafsi ukasi Habilni o'ldirishlikni chiroyli ko'rsatdi. Tavvaat yengil, oson, chiroyli ko'rsatdi. Natijada uni o'ldirdi. Va natijada zarar ko'ruvchilardan bo'lib qoldi. Tafsirda فَتَوَّعَتْ زَيَّنَتْ mana zinatli qildi, chiroyli ko'rsatdi. Lahu qobilga nafsuhu o'zining nafsi qotil axihi birodarining ukasini qatlini o'ldirishlikdi. Fa qotalahu o'ldirdi fa asbaha fa sara aylanda minal xosirin zarar ko'ruvchilarga. Bi qotlihi ukasini o'ldirishlik. Va lam yadri ma yasna bihi o'ldirishga o'ldirib qo'yib o'likgan qanday muomala qilishdi bilmadi. Lannahu awwalu mayyitin ala wajhil ardi min bani adam chunki bu odam bolalarining ichida yer yuzida birinchi o'ligidi fahamalahu ala zohrihi uni orqasida belida ko'tarib ketdi. Ko'tarib yurdi. Mana shayton vasvasa qilyapti, shuncha da'vat qiling, Alloh taolaning hujjatini mukammalligini. Alloh taolaning hujjatini qoyim qilyapti. Shuncha da'vatlar, nasihatlar bo'lyapti. Qobilni Alloh taolo gapirtiryapti. Ya'ni Alloh taolo o'zini qulini ogohlantiryapti, Qobilni ogohlantiryapti. Allohdan qo'rq, taqvo qil, bugun ohti qilma, jahannamiy bo'lasan, zolim bo'lasan. Lekin baribir u shaytonga ergashdi. Nafsiga ergashdi va nafsi qarang, tafatawwa'at lahu nafsuhu. Nafs unga birodarini o'ldirishlik shunchalik qattiq gunohni chiroyli ko'rsatdi. Demak, nafsimiz ba'zan bizga xunuk narsani chiroyli ko'rsatishi mumkin ekan. Gunohni yaxshi ko'rsatishi mumkin ekan, ehtiyot bo'lish. Nafsimizga ergashib ketavermaylik. Shuning uchun shariatni o'rganishimiz kerakki, shariatga ergashamiz,
şeytanını ve nefsimizin şerrinden amanda kalemiz. Dünya ahirette ki saadetli olemiz. Bu mesela bu şeytan ya ki nefs sizi helak kılır. Yani nefsi onge biraderinin katilini çıralı göster. Her bizge çıralı görünge nesi yaşı olmasa ki demek. Teşirip görüşürük. Şu minge çıralı ki o şey yaptı da şeriyetten çıralı değildi mi? Kalen şeriyetke. Şeriyet bunu hünik deyip duygen olsa, günah deyip duygen olsa sizi kançalı şirin görünseyem, nefsiz kançalı halaseyem kımin onu terkın. Neticede bana öldürdü. Öldürgenlik keyfiyetleri yukarıda ettik. Kendi öldürgenliğini Allah biledi. Lekin biz o şey başka ayetler ve hadisler diye salıştırdığı ayetimiz ki bu Ben İsrail Yahudi Nesaniler'de etkene dekmez. Bu külüp taşlanıp mehse ve innemetirsin demez. O şey ya okula yaptırken. Hulas gaflette barıp hücum kıldı. Ya okula yaptırken de arkasından gelip hulas bildirmezden gelip hücum kıldı. Ve uzun himaye kılanmadı o. Çünkü şunca ilimde birgen adam, Habil, Adam Aleyhisselam ve Peygamber'de şagirdi ve ümmeti ve oğlu birgen zat, uzun himaye kılış vacibliğini bilmesliği mümkünmez. Bilerdi onu. Ve Kabil, zarar kürücülerden bu kaldı. Husran geçişkenlerden bu kaldı diyetti Allah'tan. Şun geçe husranda kalıcılardan buma geldi. Çünkü ciddi hata kuma geldi de. Eğer ülkesini öldürmeyen değil de, hani hasad buluşu, öldürmahçı buluşluğu, böyle hemen vesvese bulardı, onu def kılardı, sahab bulardı onu. Lekin kigen vesveseler itaat kıldı, bana rezil buldu Resulullah. Sahih hadislerde okudular biz. Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler. Yeryüzüde bir insan, kaysi bir nefs zulümle öldürülse, elbette şu katilden Adam Aleyhisselam'da oğluya nasibe kiti uğradı, hisse kiti uğradı. Şunun için kıyamet günü de, Cehennemde en günah köp bölgenlerden bir tanesi Kabil'dir. İşte Kabil ülkesini öldürdü Habil. Katil. Şu birinci katil buldu. İnsaniyet adam öldürüştü bilmesedir. İnsaniyet tarihinde adam öldürüştü gene ise yok idi. Yeryüzde adam öldürüştü gene günah yok idi. Kabil başladı. Kıyamet geçe böyle yaptı gene. Bütün katillerde günahı var orada. Bazı mesela onu birmede böyle yaptı ki kançayla katil. Her bitti insanda katil kılıçlığında kança günah bulsa Şunca günah kabiliye git uğradı. Hiç kememezden. Suriye'de kança adam öldürülüyordu. Her bitti adam öldürülgende kança günah bulsa her az kabiliye git uğradı. Irak'ta buldu, Afganistan'da buldu ve bütün tarihleri hem az git uğradı. Tarihte bugün katlamlar. Hem azıda iki git uğradı kabiliye. Allah saklasın. Şunun için bir günahke sebep bulmasını gerek. Bidiyetke sebep bulmasını gerek. Siz bir yerde, bir mintakada, ya ki bir zamanda, bir günahke, bir bidiyetke sebep çöpkesiniz, şunu günahsız gibi artır uğradı. Yok alınmaya kadar. Kıyamet geçe devam etse, kıyamet geçe kele uğradı günah. Başkaları günahı giyem cevap veririz. Başkaları günahı giyem cehennemde otun bulup yanı uğrarız. Zarar kürücülerden buldu, ziyan kürücülerden buldu. Kendik buldu. Bazıları dedi ki, bazı müfessirler, Adam Aleyhisselam onge ceza verdi, asıp koydu ayağından. Ölü günü geçe deyişedi. Ölü günü geçe asıp koydu. Şu halette gidi vefat kılırız deyip. Bazı dedi ki Adam Aleyhisselam hayda vardı onu. Kuvdu, kaçıp gitti. İnsanlardan uzak bulup yaşadı. Ondan insanlar tarkadı. Günahkarlar deydi. Şu günahkar halette ölüp gitti deydi. Bazı dedi ki bütün hayatı boyunca pişeman olup yığılıp hasretle ötüp gitti deydi. Bazıları dedi ki Bu kuvulup haydalgenden keyin müşrik bop ketti deydi. Mesela Fahru Razi tafsirde keltiradi. Ataşparas bop ketti deydi. Şeytan kelib vasvasa qildi ki, şu qilgan günahingdan yuviladigan yo'lni ko'rsataymisan senga? Ha dedi. O't yoqdi, o't yoqdi. Shunga ibodat qilgin, sig'inginda butun gunohlaring kechiriladi dedi. Shundan majusiylik boshlandi. Lekin bu narsa boshqa dalillarga xilof keladi bu narsa. Chunki biz bilamiz, shirk qachon boshlandi? Nuh alayhissalom zamonida. Nuh Aleyhisselam girişten sel aldırlar. Azı Nuh Aleyhisselam'ın zamanında Kabil'li zamanında anca fark var ikiles noktasında. Anca zaman var. O şey deliller yakıyor. Yani şirk küfür Nuh Aleyhisselam'ın zamanına yakından başlayan diğer deliller yakalayan da Kabil müşrik halette kafir halette ölmedi. Vallahi alem yani Allah biledi. Lekin bana hasırlardan buldu. Zarar kürücülerden buldu. İnnel insane lafî husur. İnsan husurandadır, zararlanır. Yani fasık bu geldiği, zalim bu geldiği anık. Kafir bu geldiği de ihtilaflar var. Çünkü qat'i halette girmezlik gerek.
arkasında götürüp yürüptü, nima qilishni bilmayapti. 31. ayet. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Allah Teala bir qarg'ani jo'natdi. G'urob qarg'a degan. Bir qarg'ani jo'natdiki, bu qarg'a yer yuzida izlab yuribdi, joy axtarib yuribdi. Nimaga? Alloh taolo Qobilga ukasining jasadini qanday ko'mishlikni ko'rsatishlik uchun. Qobil aytdiki, "Ya vaylata, ey halokatim" dedi. "Halok bo'ldim" dedi, "ey badbaxtligim" dedi. "Men shu qarg'adek bo'lishligimdan ham ojiz qoldimmi" dedi. "O'zimi ukami jasadini, o'ligini to'salmaymanmi, ko'malmaymanmi" dedi. Va nadomat qiluvchilardan bo'lib qoldi. Şeyman buluşlardan bu kaldı. Suyutat yaptılar. فَبَعَسَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَسُ فِي الْأَرْضِ Allah Teala yeryüzüde cay ahtarıp yürgen bir karganı cönetti. Yani bu şu turaba bi min qarihi ve bi ricdihi ve yusiruhu ala gurabin meyyitin hatta varahu. Bu karga uzunin tümşuğu bile ve ayağı bile turpağda aşı yaptı. Yerdi kaziyen. Kim başka bir ölü karganı üstüge taşa yaptı onu, tükü yaptı. Hatta ki onu kümdü. Birkin. Allah-u Teala ne için cennetti bu karganı? Liyuriyahu. Kabilge körsatçlı gücün. Keyfe yuvari yasturu kendi birkitedi, kendi kümedi, savata yani cifet akihi ülkesinin ölüyünü, cesedine. Kale ya veylete ey şurum kurusunuz. Ey halaketim, halak buldum dedi. A'ajaztu ojiz qoldim an akuna misli hazal g'urob shu qarg'aday bo'lishligimdan ham ojiz qoldimmi dedi. Fa uvar yasavat axi ukamni jasadini ko'msam berkitsam dedi. Fa asbaha minan dadimin va pushaymon bo'luvchilardan bo'ldi. Alhamdihi shuni o'ldirganligi uchun va hafara lahu keyin ukasi uchun bir chuqur kavlatda va varahu uni ko'mdi keyin berkitdi. Qani birinchi qatl bo'lganligi uchun o'likka qanday muomala qilishni ham bilmayapti. Shuning uchun hayron bo'lyapti. Endi ko'tarib yurganligi rivoyatlardan bittasida kelgan qavl. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, shu ko'tarib yurdi, nima qilsam ekan deb. Ba'zi datadagi ko'tarib yurgani o'ylanib turibdi, nima qilsam ekan dedi. Pushaymon bo'lyapti, bilardi u ham. Hali Qobil aytgan narsalarni u ham bilardi. Dadasi hammasiga aytgan-ku. Unutgan bo'lsa ham Qobil eslatdi unga. Shuning uchun endi pushaymon bo'lyapti. Nadomat qilyapti. Lekin nima qilish kerak? Yashirish kerak buni. Ham dadasidan qo'rqadi, otasidan. Yashirib qo'yish kerak. Yana ustiga boshqa hayvonlar qarab turibdi. Masalan, yeyishi mumkin uni. Bunday holatda tashlab ketgisi kelmayapti. Nima qilsam ekan deb o'ylanib turdi. Shunda Alloh taolo bir qarg'a jo'natdi. Qarang, o'sha vaqtda qarg'a bor edi. Lekin o'zlariga yarasha. Ular katta insonlar bo'lgani uchun qarg'alar ham katta bo'lgan. Masalan, odam alasidan 30 metr ediku, ot mizroq. 30 metr bo'lgandan keyin o'g'li Qobil bilan Qobil bizga o'xshab 2 metr bo'lmaydi. Bo'ladimi? O'ziga yarasha bo'ladi. Hech bo'lsa bir 28 metr bo'ladi. Sal pastroq bo'lsa ham. Bo'lmasa o'sha 30 metr atrofida. Endi 30 metrli insonga bizning zamonimizda bir qarishlik qarg'a bo'lsa, chumchuqlar ham kichkina bo'lib qoladi-ku. Pashshaga o'xshab qoladi. Ha? Bir pashshaga ibrat bo'la olmaydi. Endi unga bir qarg'a kelib turib ibrat bo'lishi uchun katta bo'lishlik. Masalan, hozir biz 2 metr deylik. Bizdan 15 barobar katta bo'lgan bo'lyaptimi? Bizning qarg'amiz ham 15 barobar katta bo'lsa qancha bo'ladi? Bir qarg'ish. Bir qarg'ishdan ko'p qarg'a. 30 santimetr deylik, ha? 15 barobar desangiz, 4,5 metr. 5 metrga yaqin bir qarg'a bo'lyapti. Buni dinozavrlar deydi-ku, uchadigan, yerdagidan dinozavrlar. Bizning zamondagilar uchun dinozavrlar deydi ular. Qarg'a jo'natdi. Ikkita qarg'a urushdi. Buni oldida urushib turib bitta qarg'a bitta qarg'ani o'ldirdi. O'ldirgandan keyin yer qazib turib o'ligini surdida chuquriga tushirib ko'mib tashladi. Alloh taolo shuni ko'rsatishligi uchun yuradi. Demak, ba'zan qarang, tabiatdan biz ibrat olishligimiz kerak ekan. Tabiatda bo'lib turgan narsa ba'zan bizga dars bo'ladi. Qarg'alar kelib aytmadi-ku, yoki Alloh taolo aytmadi. Alloh taolo bildirmasdan jo'natyapmiz. Lekin o'zi ibrat oldi. Shuning uchun Qur'on qarang, ko'pincha tabiatdan bir misol namuna o'rnak beradi.
Doğru mu? Kaç ayetlerde görüyorsunuz, hadislerde hem kendi yaptı. Etrafımızda böyle yaptığı gelenlerden ibret alıştığımız. Tabiatke ölük bulması dediğimiz gibi ve tabiatten üzülüben kalmayalık. Şu akılsız bir karga kıyken işte bu kılarına geldiği için bir şey ben buldum ve ya vaylete diyordu. Yani vayl diyene halaket, lanet, azab diyene. O bildi Allah'ta azabı yakagenini, laneti yakagenini, halak buluştuğunu, Allah'ta azabı yakalıştığını bildi. Şimdi onun için ya vaylete diyordu. Ey halaketim diyordu. Halak buldum diyordu. Şu bir karga şeyin bulamadın mı diyordu. Karga şeyin bulamadı hakikaten. Şu buralarımı, ülkemi, ölügünü kömüp koysam dedi. Defin kılıçdiyen bilmedi. Ve nedamat kılıçlardan bu kaldı. Nedamat kıldı, pişeyman buldu. Ama keç buldu. Allah subhanehu ve teala bana bu ayetlerde Adam aleyhisselamın iki de oğlunun kıssasını aitip bizi katilden, hasetten ve bütün günahlardan men kılıyordu. Hususen adam öldürüşten men kılıyordu. Adam öldürmüyorlar. Bana birinci öldürgenler şunu buldu, zulüm buldu ve pişeyman buldu, bana şermendir buldu, rasva buldu. Ve kıyama geçip bütün katilleri günah kirli oladı, yine bedder buladı. Şu neseye koşulup kalmıyorlar. Adamı öldürmüyorlar, adam öldürüşten. Hazretliler uzak duruyorlar. Yukarıdaki ayetlerde kirli adam öldürüş. Adam öldürüşke uziz erleştirmez, bir kelimenin yerine okutuldu, ok desiz. Allah'ta gazabı yakarız. Yani kelimede şerik bu. Bunun için adam öldürüşlükke yağdan çok karıştık, erleş karıştık. Bu yan katlı günahtır. Allah Teala'nın en yaman görüken günahı, masiyet adam öldürüşlük. Allah Subhanehu ve Teala bizi ve bütün ümmetini kitab-ı sünnetke hılaf karıştık, Allah'a masiyet karıştık, merazeden, belasıdan muhafaza kısın.